Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Fizyopatoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nuray Yazan. Bu proje Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenciler Birliği ve TİVİS'in ortak çalışması. Özellikle Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve bu konuya ilgi duyan herkese faydalı olmasını umut ediyorum. Şimdi temelde baktığımız zaman az evvel konuştuğumuz gibi en çok girdiği bölge burun ve ağız kısmı, mukozası, aynı zamanda gözden bigeri söz konusu. Nöronal kısma gidecek bu kısım ve diğer kısımdan akciğerlere ulaşacaklar. Yani akciğere geldiği zaman burun ağızdan gelen kısım trakeadan, bronşlardan benim alveolar püromositlerime doğru gidecek, benim aktivasyon için önemli olan kısmıma. Diğer bir açıdan az evvel söyledik gene immün sistemimizi farklı bir şekilde etkiledi bu sefer virüsümüz. Onu daha fazla uyarmaya başladı. Benim için sorun olabilecek, kontrolü zor olan hücrelerde daha fazla aktivasyon yapıp benim onu kontrol edebileceğim, daha kalifiye olan, daha uzun süre yaşayan ya da bağışıklığı tetikleyen lenfositlerimi de azaltma yönüne gitti. Öyle olduğu için karşımıza çok yaygın epitel hasarıyla gidebilecek ya da organ hasarıyla gidebilecek bir enflamatuar sendrom da ortaya çıktı ki biz bunu sitokin fırtınası olarak adlandırıyoruz. Yine aynı şekilde acı reseptörleri kan damarlarında olduğu için bildiğiniz gibi dilatasyon ve vazokonstriksiyon yapıyor demiştik onları. Bunlar üzerine gidip bunları da bloke ettiği için artık benim kan damarlarım bir sitokin fırtınasından hasarlandı. O yapı bozulmaya başlandı. Bozulan yapı üzerine pıhtı oluşması çok kolaylaşmaya başladı. Yine aynı şekilde kendi kendime saldırdım. Sitokin fırtınam artmaya devam etti. Ona karşı antikorlar ve cevaplar farklılaşmaya başladı. Yine bu hasarlanan kısımda ortaya çıkan acı reseptörünün dilatasyon yapmak yeteneği de azaldığı için pıhtılaşma ve damar bozuklukları iyice artmaya başladı. Şimdi hastalık serine baktığımız zaman beklendiği gibi virüs miktarı çok kritik. Çünkü ne kadar çok virüs alırsanız onların bizim için patojen olma riski de o kadar artmaya başlıyor. Ek hastalık çok önemli. Çünkü acı reseptörünü kullanıyor dedik. Acı reseptör bizim için kalp hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıkları için çok kritik. Yine aynı zamanda diyabetik hastalar, obezite ya da akciğer hastalığı olanlarda riskimiz devam ediyor. Gastrointestinal sistemde bulunduğunu da belirtmek istiyorum ki zaten bazı hastalarımız ishal ile karşımıza gelmeye başladılar. Genetik faktörler çok önemli. Zaten bazı ailelerde işte ishal ile giderken bazı ailelerde solunum sıkıntısı çok daha belirgin ve daha farklı gidebiliyor. Reseptör miktarınız çok önemli. Cinsiyetiniz, erkekler çok daha fazla riskli grupta yer alıyorlar. Ve yaşınız özellikle 65 üzeri çok daha fazla riskli grupta yer alıyor. Hastalarımızda neler görüyoruz? Bir kere en önemli yaptığı şey sitokin fırtınası ve lokalite sayısını artırması. Öyle olduğu için ateş görüyor. Doğal olaraktan onu atmaya yönelik bir öksürük tetiklemesi söz konusu. Hastalarımızda alveolar bariyer bozduğu için solunum sıkıntısı ortaya çıkacak. Genel grip benzeri semptomlar halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve gene biraz daha buna spesifik olan tat ve duyu kaybı ve ishalleri de görebiliyoruz. Bunun yanı sıra ilerleyen duruma göre hastanın hastalığı fark etmek üzere balgam çıkartma durumları da olabiliyor. Şimdi immün cevabı bir bakmamız lazım. Çünkü burada gördüğümüz oyunun temel kurallarından bir tanesi immün cevabın farklılaşması. Normal şartlarda biz dışarıdan bir yabancı cisim geldiği zaman benim dışındaki her şeye karşı bir tepki veriyoruz. Bu onun illa bir patojen mikroorganizma olması gerekmiyor. Yani herhangi bir yabancı cisime de ben aynı tepkiyi veriyorum. Burada ilk yapacağım bariyerler benim, ilk karşılayacağı şeyler ağzımdan girdiği zaman tükürük benim mukozam. Burnumdan girdiği zaman gene aynı şekilde burnumda bulunan mukozal yapı, sekresyonlarım, burun akıntım, akciğere doğru giderken siliyar fonksiyonlarımı onu atmaya çalışacağım, öksüreceğim, hapşıracağım ve bir şekilde ben ondan kurtulmaya çalışacağım. Eğer bu bariyeri geçtiyse iki tane kısımla karşı karşıya kalacak. Çünkü ben bunları eğer atamıyorsam bu haliyle immün sistemi çağırmaya başlayacağım ve çağıracağım ilk kısım benim çok hızlı feda edebileceğim, olayı çok hızlı çözebilecek, çok kalifiye olmayan nötrofiller olacaktır. Ve onlar buraya geldiği zaman da onları yok etmek üzere bazı enzimler salgılayarak da bunları yok etmeye çalışacaklardır. Burada nötrofiller yaşam ömürleri çok kısa olan, sayıları çok fazla olan hücre grubumuz immün sistemde. Tabii bunlar diğer bir özelliği ise hücreye ya da herhangi bir hastalığa spesifik olarak ortaya çıkmamaları. Herhangi bir şeyle uyarıldıkları zaman çok hızlı içinde bulunan enzimleri ortama döküyor olmaları. Bu çok riskli durum çünkü herhangi bir şekilde siz bunu istenmeyen bir yerde çok fazla uyarıyorsanız bulunduğu yerde hasarlamaya başlayabiliyorlar. İkinci kısım ise normal şartlarda eğer nötrofiller sorunları çözemiyorlarsa benim için daha kalifiye askerler dediğimiz lenfositleri çağırmaya başlıyorlar. Lenfositlerin özellikleri çok zorlu durumlarda ortaya çıkan T ve B hücreleri özellikle. Bunun yanı sıra doğal katil hücreleri dediğimiz NK hücrelerimiz de söz konusu.
Burada yaptığımız şey şu, T hücrelerimiz B hücrelerimize sunaraktan onların hatırlamasını sağlıyor. Onlara özel olaraktan antikor gelişmesini sağlıyor. Ki biz burada mukozal sistemle geldiği için bizim oluşacak antikorlarımız A tipi yani mukozal immünite ya da kısa dönem hafızayı gösteren M tipi ya da uzun dönem hafızayı gösteren G tipi antikorlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz biliyoruz ki COVID'de maalesef immünite çok kolay gelişmiyor. Bunu yaparken de yaptığı işlem, evet lokasit sayısı artıyor, sitokin cevabı çok fazla ama ortaya çıkan immünciler daha çok nötrofiller olarak karşımıza çıkıyor. Hastaların çok tipik özelliği lenfosit sayısının da azalması şeklinde. Öyle olduğu için hastalarımız kendileri virüs öldürme yeteneğine sahip olan T hücre cevabını da yeterince veremiyorlar. Şöyle baktığımız zaman doğal immüniteye geçtiğim zaman çok hızlı bir cevap veriyor. Etkisi yüksek ve güçlü, hakikaten çok güçlü. Kazınmış bağışıklığı başlatması gerekiyor ama lenfositler yeterli sayıda değilse bu bağışıklığı bir şekilde yapamıyor. Doku hasarı çok kolay oluyor. Yani aslında gördüğünüz üzere koronavirüs aktivasyonu gördüğümüz zaman bizim terbiye etmemiz gereken, kontrol etmemiz gereken bir immün sistemi uyarıyoruz. Bunun yanı sıra zaten belli bir eğitime tabi tutmuş olan lenfositlerimiz, bunu kontrol eden uzun dönem hafızamızda kalacak kısmı ise biz burada baskılamış oluyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken şey kontrollü bir doğal bağışıklık sisteminin yani doğal immünitenin sağlanması ve artırılmış kazanılmış bağışıklık sisteminin tetiklenmesi. Ve bunun için de aşı çalışmaları devam ediyor. Lökositlerde artış olduğu zaman alt gruplarda da artış devam ediyor. Nötrofil sayısında artış ve lenfositlerde de azalma olarak karşımıza çıkıyor. Gene hastalarda çok sık takip ettiğimiz interleukin 6, akut faz reaktanında dediğimiz herhangi bir enfeksiyon ya da stres durumunda karşımıza çıkan sitokin ilk olarak salınıyor. Bunun karşısında ise bunu baskılayacak olan interleukin 10 salımı söz konusu. Bir tanesi proenflamatuar dediğimiz enflamasyonu tetikleyici sitokin, diğeri ise onu baskılayan sitokin. Zaten hasta verilerine baktığımız zaman interleukin 6 düzeyleri ve 10 düzeyleri çok yüksek olan hastaların prognozun ve hastalık şiddetinin çok daha fazla olduğu gösterilmiş. Bunun sebebi de hem çok fazla endojen akut faz reaktanını artırması, stresin çok yoğun olması ve bunu karşılamak için de diğer sitokinlerin onun da ortaya çıkmış olması. Gene aynı şekilde 8, 1, 17, TNF alfa ve interferon gamma miktarlarında artış olduğu gösterilmiş. Diğer bir sıkıntı ise T hücre cevabının ise baskılanmış olması. Yani hastamız karşımıza abartılı bir immün yanıtla gelecek. T hücre cevabı yani virüs öldürme yeteneği de azalmış olarak göreceğiz biz bunu. Peki ne olur bu kadar aşırı bir immün cevap ortaya çıkarsa? Kendi kendinize zarar vermeye başlıyorsunuz. Yani çok aşırı öfkeli bir insan düşünün. Birisi ona dokunduğu zaman, herhangi bir şekilde uyardığı zaman size tepki veriyor ve size vurmaya başlıyor. Vurduğu zaman gördüğünüz gibi etrafındaki her şeye zarar vermeye başlayacak. Elinde bir asit olduğunu döküyor ve bunu etrafında sürekli olarak döküyor. Yani sizin oradaki immün hücreniz en ufacık bir uyaranda bile etrafa hasar verdiği için organlarda hasarlanmaya, akciğerlerde hasarlanmaya, böbrekte hasarlanmaya, karaciğer enzimlerin bozulmasına, kalp hasarına, damar içine kaplayan endotelerde hasarlanmaya, öyle baktığın zaman çoklu organ yetmezliğine kadar giden bir sürecin de tetiklenmesine sebep olabiliyor. Özellikle endotel hücrelerin hasarlanma olduğu zaman tüm dokularda yer aldığı için bizim damar dokularımız, sürekli olarak o dokuya gitmesi gereken bariyerleri de bozmuş oluyorsunuz. Yani damar geçirgenliği artıyor, ödem ortaya çıkıyor, pıhtılaşma yatkınlık artıyor ve akciğerlerde hava alışverişleri de bozulmaya başlıyor. Hastalarımızda SARS-CoV'un aktivasyonuyla beraber sitokin fırtınası tetiklendiğini söyledik. İmmün aracılığı hasar olabilir ki bu antikor cevabı, istenmeyen antikor cevapları da ortaya çıkmış olabilir. Von Willebrand faktörü dediğimiz pıhtılaşmada kritik olan faktörler artıyor. Doku faktör aktivasyonu ortaya çıkıyor ki hastalarda takipte kullandığımız D-dimer miktarı da bu şekilde artmaya başlıyor. Ve hastamız çok kolay kan akışkanlığı azalmış, pıhtılaşma uygun bir şekilde pıhtı oluşumun arttığı bir hasta olarak karşımıza çıkıyor ki bu şu demek, bazı hastalarda kalp krizleri, inme, pıhtı atması gibi semptomlarla da ilk olarak tanı aldığı da olabiliyor. Şimdi normal akciğere bakarsak eğer solunum yetmezliği nasıl yaptığını baktığımız zaman, akciğerde bunun hava yolları trakeadan beraber devam ediyor. Çok ince giden bronş ve bronşörleri takip etmek üzere alveollere kadar devam ediyoruz. Alveoller bölge dediğimiz kısım minicik kesiciklerden oluşuyor ve bu kesiciklerin içi sorfektanlarla kaplı. Yani oradaki gördüğünüz baloncuklar çok küçücük +1, -1 atmosfer basıncıyla adapte olabilen, etrafı damarlarla kaplı, her biri benim havalanma alanlarım olan, sürekli eritrositlerle temas halinde olan bölgeler. Bunların kanlanması çok önemli. Bunların çok iyi havalanması çok önemli.
ve COVID enfeksiyonu olduğu durumlarda da burada görülen alveoler yüzeyi kaplayan tip 1 ve tip 2 pnömositlerin yapısı bozulmaya başlıyor. Arada bulunan bazal membran bozulmaya başlıyor ve eritrositlerin geçirgenliği de bozuluyor. Şimdi baktığımız zaman herhangi bir COVID'li bir insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman eğer bir maskede bir koruyucu bir ajan kullanmıyorsak ki damlacıkla taşındığını biliyoruz bize COVID virüsü bulaşmaya başlıyor. Vücudumuza girdikten sonra da genetik materyalini bize transfer ettikten sonra içinde bulunan kısımları aktive ediyor, hücrelerimize yerleşmeye başlıyor ve akciğerlerimizde bulunan sıvı miktarını artaraktan da iç alanı yani alveolar yapıyı bozmaya devam ediyor. Alveolarımızın etrafının damarlara çevrili olduğundan bahsetmiştik. Eğer bunun içi sıvıyla kaplanıyorsa sürekli benim temas halinde olması gereken kapiller alan yani damar alanı ile alveol yapısının arasındaki geçirgenlik de bozulduğu için oradaki sıvı miktarı da çok arttığı için ben artık çok rahat nefes alıp veremez hale gelmeye başlıyorum. Nitekim patolojisine baktığımız zaman da akciğerlerimizde normal yapılarda bakarken tip 1 ve tip 2 pnömositlerimiz çok düzgün bir yapıda bulunurken hemen onun altında alveolar bazal membran yer alıyor ve bunun altında endotel bariyerimiz var. Damar dışında sıvı kaşısının çok arttığını, endotel kısmın çok fazla hasarlandığını, hemen alveolarının altında pıhtıların oluştuğunu, pulmoner edem ortaya çıktığını, aşırı vasküler hasar ve sıvı salgılandığını ki bu balgama kadar gidebilir ya da hasarlanmış bölgelerde ek enfeksiyon binerekten hastamız sekonder bir bakteri enfeksiyonu geçiriyor olabilir ya da viral bir enfeksiyona yatkınlık artmış olabilir. Ve böylelikle benim bütün akciğer kan transportumda bozulacağı için artık nefes alamaz hale geliyorum. Şurada siler yapıları görüyorsunuz akciğere gelen virüsle beraber. Onları yok etmem gerekiyor. Burada akciğerin içerisinde alveolar makrofajlar dediğimiz akciğere çok özel olan makrofajlarla kaplı. Yani normalde bir sorun çıktığı zaman ilk teması onların geçmesi lazım. Ama onları da çok fazla aktive ederseniz diğer sistemlerde olduğu gibi hasarlanma artacak, akciğer fonksiyonları bozulacak, artık solunum yetmezliğine doğru da gitmeye başlayacaksınız. Hastamızda makrofajlar aktif olduğu için nötrofiller çok fazla salgılandığı için ateş ortaya çıkacak. Sürekli olarak onu atmaya çalıştığı için öksürük, balgam göreceğiz, nefes almakta güçlük çekecek, oksijen saturasyonu azalmaya başlayacak, pıht atma ortaya çıkacak. Diğer organ hasarları bozulduğu için sistemik hasara doğru gidilen organ yetmezliğine kadar giden bir durum ortaya çıkacak. Şimdi temelde hepsine bir toplamda bakarsak eğer hastamızda volüm değişikliği ortaya çıktı. Belli yerlerde ödemleri var, sitoki fırtınası var. Çünkü hiperenflamasyon olduğu için yani çok fazla enflamasyon ortaya çıktığı için damar yapısı da bozuldu. Dolaşımda bundan kan miktarı azalmaya başladı. Pnömoni ortaya çıktı. Pıhtı attık. Pıhtı attığı yere göre semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Yani beynin bir bölgesinde eğer pıhtı attıysa ben belli nörolojik fonksiyonlarımı kaybetmeye başladım. Endotel fonksiyonum bozuldu. Çünkü benim vücudum artık sadece vazokonstriksiyon yapıyor. Dilatasyon kapasitesini de yitirmeye başladı. Öyle olduğu için kan basıncında kontrol sıkıntım ortaya çıkmaya başladı. Solunum sıkıntısına girmeye başladım. Eğer kalp krizi geçirme ihtimalim çok fazla arttı ya da kalbimde bulunan koroner arterler hasarlanmış olabilir. Miyokardım hasarlanmış olabilir. Ya da böbreklerimde bildiğiniz gibi küçük kılcal kapiller söz konusu o kısımda. Onlarda da hasar ortaya çıkmış olabiliyor. Herkese sevgiler, saygılar.